Gelme, tamam mı? Evet, seni Çünkü cumartesi aldım. ben de şu an pijamamı indiriyorum canım, bekler misin? Dinleyeceğim. Dinle aşkım. Bekle canım. Evet. Bir dakika canım, indiriyorum. Evet, indirdim şu anda. Ay çok ıslanmış. Islanmış mı aşkım? Evet, yalamanı isterdim onu. Omzuna aldım. Duaya ısladım. Evet, şey de diyebilirsin, böyle fahişem, orospum da diyebilirsin, çok hoşuma gider. Hatta eski bir sevgilim vardı, bana şey derdi, orospiyamın eskunatenim derdi, sen de der misin? Evet, evet, süper. Biraz daha sert canım, biraz daha sert olmanı istedim. Evet, başka şeyler de söyle lütfen. Ay canım benim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun canım? Bak, fantezi yapıyoruz, tamam mı? Evet, canım aşkım Tas var değil mi yanında, tas? benim. Alo. Efendim aşkım. Tas var mı yanında, tas? Tas var. Evet, yani normal şey, kafana dökmek için su var ya. Evet aşkım. Bir soğuk su doldur ama bak, soğuk olsun, sana güveniyorum bak, o titrediğini duyacağım, tamam mı? Ama bak, sakın sıcak su doldurma, tamam mı? Buz gibi su olsun. Yani üstüne döktüğünde ben senin böyle üşüdüğünü hissedeceğim ki azacağım, biliyor musun? Buz gibi olsun. Çok olsun ama az olmasın. Doldurunca söyle bebeğim. Ah! Çok heyecanlandım. Doldurdun mu? Evet canım. Elinde mi tas şu anda? Evet. Şimdi bak, sakın şimdi dökme. Birden dökeceksin ama boynundan altına. Ben de duyacağım, tamam mı, titrediğini, tamam mı? Tamam, hazır mısın canım? Şimdi beni hayal et, ben döküyormuşum gibi, yanında benim o çırılçıplak vücudum varmış da ben döküyormuşum gibi hissedip dök o suyu kendine. Döktün mü canım? Evet canım. Şimdi bir daha doldur, son kez. Sonra görüntülü konuşalım. Seni üşürken görmek istiyorum. Üşüyor musun? Evet canım. Süper, süper, süper. İşte en sevdiğim fantezi. Çok doldur ama az dolduruyorsun. Çok doluyum aşkım. Tamam canım. Çok doldur, doldur. Doldurdun mu canım? Şimdi üstüne dök ama böyle sesini duymak istiyorum. Telefonu yakınlaştır. Üşüdüğünüz sesini de duymak istiyorum. Titrediğini görmek istiyorum. Üşüyor musun şimdi? Şimdi seni nasıl ısıtacağım biliyor musun? Şu an ısınmak istiyor musun? Şimdi bak, şofben var mı, şofben? Fışfış mıydı ismi? Onun ismi neydi ya? Efendim? Onu dik, fışfışı al eline, tamam mı? Onu dik tut aşkım, tuttun mu? Bu elinde mi? Alıyorum ben de. Tamam, elini al. Şimdi soğuk suyu doldur bir de o elindeyken. Doldur soğuk suyu. Son kez dökeceksin, sonra gör. Fışkiye, evet, fışkiye, fışkiye. Soğuk suyu doldur. Doldurdun mu aşkım? Evet aşkım. Şimdi soğuk suyu dök birden hızlı bir şekilde. Ay. Döktün mü? Şimdi fışkı yerinde mi canım? Dik bir şekilde. Evet. Bunu yere sabitle canım. Sabitli yere. Sabitledim aşkım. Şimdi ne yap biliyor musun? Isınmak istiyor musun? Evet aşkım. Üstüne otur. Alo. Dayı, vücuduna birden böyle böyle bildiğin var, hipotermi geçireceksin. Sımsıcak olacaksın. Amına koydum çocuğu.
Merhaba, nasılsın? İyi. İyiyim deyip kaçtı adam birader. Vallahi iyiyim deyip kaçtı, bir daha arayacağım dur. Dostlarım, like sayımız hala bine gelmemiş bir vaziyette. Ergün'ü özürsünüz ha. Ergün'ü... Alo? Alo, kapandı telefon. Niye kapandı? Bilmem, benden kaynaklı değil. Ben kapattım yanlışlıkla o zaman, kusura bakmayın. Estağfurullah, rica ederim. Volkan benim adım bu arada. Ben de Ezgi bu arada. Volkan Bey, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Beyden Ersen de olur. Olur, öyle bir tanımadığım için hani yanlış anlaşılmasın diye söylemek istedim. Hayır, lütfen, lütfen rahat ol. Tamam, teşekkür ediyorum bu samimiyetiniz için. Ben de teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Ben 36 yaşındayım Volkan'cığım, sen? Ben 40 yaşındayım. Ne güzel, pek fazla yaş farkı yok. Aynen öyle Ezgi. İstanbul'dan mı? Evet, İstanbul'da oturuyorum. Ben de İstanbul'dayım, Sarıyer'de. Ben Beylikdüzü'ndeyim. Aa, evet. Aynen, aynı yakadayız, sorun yok. Evet evet, çok yakınız, uzak değiliz. Aynen, aynen. Evli misiniz ya? Ben yok, bir evlilik yaptım, boşandım eşimden Volkan'cığım. 6 yıl oldu, 6 yıldır yalnız yaşıyorum. Aha, çocuk var mı? Yok, senin? Yok, ben bekarım. Bekarsın, bekarlık sultanlıktır. İnan bana öyle Ezgi, inan. Seni sultanım yapacağım bu gece. Sultanım. Ben memnunum halinden. Vezirin gelir, kralın gelir lan Volkan. Ne güzel konuşuyorsun, doğru söylüyorsun. Senin ses tonun o kadar güzel ki Ezgi. Saatlerce sohbet edilebilirsin. Ay çok teşekkür ediyorum, çok kibarsın. Sen de öylesin. Sen bir de bunu gör aslan. Zaten biliyorsundur. Çok teşekkür ediyorum. Böyle çok kibar, entelektüel bir beyefendiye benziyorsun. Yani öyle olduğumu düşünüyorum. Hani şey, kabalaşmaya gerek yok. Tabii yerinde, zamanında, mekanında daha farklı olabilir. Evet, ama evet. Ama günlük hayatımda kimseye saygısızlık yapmam yani. Çok güzel. Yani yeri geldiğinde mesela anlıyorum ben senin yerinin ne zaman olduğunu. Çünkü ben de bazen sevebiliyorum ama yeri geldiğinde, onu da sen biliyorsun, biraz utanıyorum söylemeye. Gül gül. Utanmana gerek yok. Sonuçta beni gizlin numaradan aradın. Ya ne bileyim ya. İşte aslında utanmak denilmez de insanlara güvenim yok diyebilirim. Yani çünkü ben ne konuşursak ne yaşarsak yaşayalım aramızda kalsın istiyorum. O kadar haklısın ki, hele ki Türkiye şartlarında kadınsan, çocuksan, hayvansan ve ağaçsan sana herkes düşman. Çok doğru konuşuyorsun gerçekten. Erkekler kendini o kadar yüksekte görüyor ki maalesef. Evet evet evet. Peki şöyle bir şey diyeceğim, ne iş yapıyorsun? Ben bir tane şirkette operasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Ne güzel, ne güzel. Belli zaten bir birikimin oldu. Teşekkür ederim. Sen ne iş yapıyorsun Ezgi? Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben Ozan Lojistik var. Orada satış temsilcisiyim. Nerede? Ozan Lojistik'te satış temsilcisiyim ben. Ha, ne güzel. Evet. Ama sizin işte stresidir şimdi. Satış hedefleri. Evet evet, çok gerçekten markalar falan fistan çok uğraşıyoruz. Hedef gerçekleştirme oranları. Evet evet toplantılar. Evet. Bu konu hakkında bilgin de var. Ne güzel. Beni anlamana sevindim. Ezgi, ben normal... Ezgi, yanıma geldiğinde kimliğime de bakarsın istiyorsan. Aşk olsun. Öyle bir niyetim asla olamaz. Bu sana karşı yapılmış büyük bir saygısızlık olur zaten. Çok kibarsın ya. Kıyamam sana. Amına bile koyarım yalan. Ama... yatakta daha farklı hallere girebilirim, mutlu edeyim. Ben zaten yatakta sert ve maço erkekleri çok severim. Mesela küfrü severim. Yani yat yere kahvem, fahişem, orospum, bunlar benim çok hoşuma gider. Ama her şeyinde bir şey var. Yani mesela bazı insanlar ana bacı küfür ediyor falan, benim hiç hoşuma gitmiyor. Yok yok. Hani sertliğin, maçoluğun sekste benim isteğim dışında, benim isteğimle ilgili olsa çok güzel olur. Anlıyor musun? Tabii ki. Kesinlikle anlıyorum. Ya ana bacı karıştıranları anlamıyorum. Hani nesinden zevk alıyorlar böyle
konuşmaların bilmiyorum ama yatakta sen bunlardan hoşlanıyorum demeden önce bile ben sana söyledim. Yatakta bak kibarlık entelektüel başlığı altına sığınıp da içinde nasıl bir hanzo besliyor sizlere onu kanıtlıyorum. Şu anki dersimizin ana konusu, ana teması budur arkadaşlar. İyi izleyin. Pozisyonları severim. Değişik mekanlarda tehlikeli, böyle heyecanlı daha doğrusu ortamları yaratmayı severim. Anlıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Yani düşünsene bana böyle sen tasma takıyorsun, ben tasma takıyorum, birbirimizi evin içinde gezdiriyoruz, köle fantezisi çok seviyorum. Ondan sonra böyle emirler yağdırmanı severim, yat yere kahpe diye bağırmanı, böyle gerçek bir hanzoymuş gibi konuşmanı. İnanmıyorum bana, ben senin bu konuda çok memnunum, çok mutlu ederim. Gerçekten sen de şu an o kadar çok doyumsuz ve libidom yüksek ki şu an konuşurken bile ıslanıyorum, biliyor musun? Gerçekten. Kendini biraz bana tarif etme şansın var mı? Var var, evet. Ben 1.62 boyundayım. 57 kiloyum. Aha. Beyaz tenliyim. Saçlarım sarı ama orijinal değil. Ama gözlerimin rengi bu arada şaşıracaksın, yeşil, biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, yeşil gözlerim var. İş arkadaşlarım da diyor gözlerin çok etkileyici diye, gerçekten. Ama Elisa'm kendini gerçekten bana şu an çok seksi bir kadın olarak tanıttın. Beni görsen zaten var ya erirsin. Ben kendime güveniyorum. Çünkü ben düzenli spor da yapıyorum. Squat hareketini biliyorsan, kalça hareketini çok yapıyorum. Yani biraz hani küfürlü argo konuşmamda sakınca yok değil mi? Yok yok, sert olabilirsin şu an. Zaten ben dayanamadım, oynuyorum, biliyor musun? Ne var üzerinde Ezgi? Normal tight var, altında da bir kırmızı iç çamaşırı var. Victoria's Secret. Gerçekten mi? Gerçekten. Birinci şu anda o kadar sertleşti ki sayende. Gerçekten mi? Yalarım onu. Başaklarıma kadar yalan. Evet, evet. Ben senin amcanı yalayayım mı? Evet, yalamanı istiyorum ama böyle diyorum ki her şey... Sormanarak yalayayım mı böyle? Evet, eme duymak istiyorum o sesi, yap hadi. Şıpır şıpır yalayayım mı böyle? Evet hadi yalasana, bir o sesi çıkar, duymak istiyorum. Evet evet, süpersin ya sen. Süpersin. Ay süpersin canım. Dilini alayım mı sen? Evet 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 evet. Ha? Evet. Dilini sokayım mı dilini? Evet evet. Aha. Evet. Süper süper süper. Evet süpersin. Ya gerçekten çok iyi biliyorsun bu işi. Gerçekten profesyonelsin, mükemmelsin. Ah, boşalma lütfen hemen, olur mu? Yok, ben geç geliyorum canım. Biraz konuşalım çünkü bir sesin bile oldu. Tamam tamam canım, tamam tamam, devam devam devam. Demir gibi oldu yarrağım. Ay süper süper süper. Çabuk üstüne otur. Oturuyorum canım, sen ne dersen olur. Tamam canım, oturuyorum. Çabuk. Evet, zıplıyorum, üstüne sokmuyorum. Bak şu an şaplak atıyorum bak. Duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum, güzel orospum benim. Evet evet evet. Güzel falan işem benim. Şimdi bağır bana gerçek bir erkek gibi, yat yere kahpe diye lütfen, hadi. Hadi bağır. Yaprak yemeği seviyor musun? Orospu. Evet, bağır biraz daha sert, böyle ha? Daha maço, daha böyle hanzovari, davar gibi konuş. Sikişmeyi seviyor musun? Amına kodumun kalpağı. Evet evet, çok ha? Seviyorum, çok seviyorum. Amına soktuğumun siktire gelme bana kendine. Evet evet evet. Ha? Süper, bağır bağır. İyiyim anı ya, altıma yatacaksın, yoksa senin var ya amına koyarım. Tamam canım, süper süper. Tamam mı? Canım böyle bir... Domal dediğinde domalacaksın. Al dediğinde alacaksın, tamam mı? Tamam canım, tamam tamam. Amına kodum kaşırır seni. Süper süper. Canım süpersin ya sen. Kaşınlarından var ya, çeke çeke sileceğim seni. Ay süper. Yala şimdi canım, yalamanı istiyorum. Yalamanı istiyorum. Bastır başımdan. Bastırıyorum, evet, yala şimdi, yala. Evet. Evet. Evet.
Aa, süper. Süper. Sen... Canım. Aa, süper, süper, süper. Canım, seninle her türlü fanteziyi yapmak istiyorum gerçekten. Neyi? Her türlü fanteziyi yapmak istiyorum. Ezgi, eğer benimle gerçekten buluşmaya karar verirsen ben mutluyum. Bak, bu tavrın yanlış anlama. Bak, bu tavrın çok hoşuma gidiyor. Çünkü bazıları gibi zorlamıyorsun. Direkt telefon numarası istemiyorsun veya buluşalım demiyorsun direkt. Yok, hep ne fotoğraf isterim, ne görüntü isterim. Çünkü bak şöyle, anlayışlısın. Yani bir kadını anlayabildiğin için görüşmek de isterim açıkçası. Ama biraz daha buradan konuşalım. Olmadı, bugün böyle bir yarım saat buradan konuşalım. 12-12.30 gibi görüntülü konuşabiliriz müsait olursan. Yavrum, senin o amcanın için ben her şeye katlanırım. Ay, sen süpersin. Böyle kadını için her şeyi yapan erkekleri çok seviyorum gerçekten. Ben sana her türlü değeri veririm. Hadi şimdi canım, daha ben oynuyorum. Yalamaya devam et. Lütfen, lütfen. Domal o güzel götünü yalayacağım. Kokluya kokluya yalayacağım. Evet canım. Götünü. Evet, yala şimdi, yala. Yala. Amcanı yalayacağım seni. Evet, yala. Evet, evet, evet. Oh, mis gibi kokuyor. Evet, ay süper, süper, süper. Oh, oh. Oh, süper, süper. Evet, evet, evet. Canım, alo. 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 Şöyle bir fantezi yapalım mı? Alo. Söyle. Biraz kurgulu olsun. Şimdi atın yarrağı büyük olur ya. Böyle bir atmışsın gibi kişneyerek sikmeni istiyorum. Lütfen. Nasıl? Kişneyerek canım. At gibi kişne lütfen, ne olur. Ne olur. Aa, aa. Oh. Evet işte böyle, evet işte böyle, süper. Evet. Aa, süper, süper. Canım, alo. Alo. Bak, ne yapıyoruz biliyor musun? Şöyle bir kurgu yapıyoruz. İyi dinle beni, tamam mı? Şimdi normal yarışa gidiyoruz, tamam mı? Sen bir açsın. Yarışa gidiyoruz. Birinci gelirsen ben sana büyük bir ödül veriyorum, tamam mı? Ama o anı yaşamak istiyorum. Efendim? Ödülüm ne? Ödülüm... Onu da yarış sonunda canım, hemen olayın seyrini kaçırma. Görüntülü konuşuruz belki. Tamam. Hatta ödülü görüntülü konuştuğumuzda vereceğim, olur mu? Tamam. Tamam, şu an böyle atsın, biz hipodromdayız, tamam mı? Aha. Ben, sen benim atımsın, birinci gelirsin, sana ödül vereceğim diyorum. Ben de azgın bir kadınım, tamam mı? Tamam. Böyle başlıyoruz şimdi, ama full at sesi çıkartıyorsun. Tamam mı canım? Ama ben kendinden geçmek istiyorum. Sana böyle kırbaçlıya kırbaçlıya, tamam mı? Olur, benim deli olur. Tamam, başlıyoruz o zaman, tamam mı? 3, 2, 1, start verildi, koşu başladı. Hadi ya, hadi. Evet, bas oğlum. Bas, güldür, bas. Evet. Evet, hızlı. Evet, 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 evet. Süper. Hadi oğlum, birinci olacağız. Bas dövdür. Evet, evet. Evet, süper. Şalpatör geliyor sağ kanattan. Dövdür hızlan. Kırbaçlıyorum seni. Kırbaçlıyorum. Evet. Evet, dövdür. Evet, evet, evet. Bas oğlum, bas. Pota gözüküyor. Birinci olacağız. Hadi. Evet, evet, dövdür. Evet, dövdür. Evet. Bas dövdür. Bas, 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 bas. Evet, süper, süper, bas, bas, bas. Dövdür geliyor, dövdür geliyor, bas, bas, gür batır, gür batır, bas, bas, bas. Evet, 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 evet. Süper, süper, dövdür, süper. Bir daha inle, hadi, hadi, hadi. Evet, evet, potaya geldik, biraz daha koş, koş, potaya geldik, potaya geldik. Evet, evet, hadi oğlum. Evet, 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 evet. Birinci geldik oğlum ya. Ay, çok teşekkür ediyorum sana. Alo. Alo, gerçekten birinci geldik gerçekten ya. Ama çok eğlendim biliyor musun? Gerçekten. Evet, evet. Evet, çok eğlendim biliyor musun? Ya, ben seni bir yerden tanıyorum sanki. Beni mi? Evet, evet. Sanki böyle bir... Seni TJK TV'den sanıyorum ya. Öyle mi? Evet, evet. Bir yerden tanıyorum sanki. Oh. Alo. At yarrağı mı seviyorsun? Nereden tanıyorum biliyor musun seni? Nereden? Abi, sen TJK TV'de Halis Karnas'ın bindiği at değil misin abi?
Şu Veli Efendi hipodromunda seni izlemeye gelmiştik bir ara. Sen o değil misin abi? Buyum ya. Abi hayatımda ilk defa konuşan bir at görüyorum. Sen iyi kekledin lan beni. Küfür etmiyorum sana. Alo, dayı sen nasıl bir modelsin ya? Biz hangi sinemaya bilet aldık ya? İyi çektiniz böyle. Abi neşeniz bol olsun kardeşler. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Böyle insanları severim. Yenilgiyi kabul eden,